Muhammed Bey merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu keyifli röportaja ben Muhammed Bey ile başlamak istiyorum öncelikle. Sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? İsmim Muhammed Arzuman. Arzuman kurumunun sahipleriyim. Sektörümüz doğumcuma, dededen babaya, babadan bizlere. Bizlerden de şu an çocuklara geçiyor. O bayrak yarışı. Tabii, bıraktığım cümlesini biz teslim etmek üzereyiz. O ne güzel. Tabii. Yani onun başka da bir iş yapmıyorum. Sadece bu meslek, evet. Yani yalnız ben sebze ve çiçek doğumunu kendimiz üretiyoruz. Tüm ürünlerimiz aşağı yukarı 170 çeşit var. Bunun 175 tanesini kendimiz üretiyoruz. Ve Türkiye iş piyasasına yakın ülkelere aşağı yukarı 9 tane ülkeye verdiğimiz. Evet. Ne güzel bir tepki söylüyorsunuz. Evet, Selim Bey'i de bir tanıyalım mı? Kısaca teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi gerçekten. Çok sağ ol. Enerjiniz için de çok teşekkür ediyorum size. Buyurun. 73 doğumluyum. Evet. Ardından doğumlu ortaklarındanım. Üretim sorumlusuyum firmamızda. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde. Neler yapıyoruz peki? Biraz anlatalım mı? Şimdi üretim çok önemli. Çünkü bizim ülke olarak üretime gerçekten ihtiyacımız var Muhammed Bey. Bu konuda merkez Konya'da sanırım sizin fabrika. Tabii, üretim yerine %80 Konya. Evet. Yani Konya'nın ilçelerinde, Konya'nın merkezinde aşağı yukarı 14 tane bölge üretim yapıyoruz. O ciddi bir rakam. Tabii, sebze doğumlu çiçek doğumlu. Hepsi bizler kendimizin doğumlu. Ve daha sonra da pazarlamasına geçiyoruz. Üretim noktasında en büyük eksiğimiz yer sorunumuz. Yer bulunmuyor. Evet. İnşallah. Doğru söylüyorsunuz. Üretirsek ihracatımız azalıyor. Evet. Çünkü üretim demek istihdam demek. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Üretim demek faizin düşmesi demek. Üretim demek enflasyonun düşmesi demek. Üretim demek kurum düşmesi demek. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Biz üretmeliyiz. Neden? Üretmiyor. Üretim az. Yok demiyorum. Az. Demiyorum. Ama bizim kapasitemiz, bizim ürettiğimiz tohumda belki 4 miskisi, 5 miskisi daha fazla üretebiliyor muyum? Kendimiz o kapasiteyi görüyoruz. Ama bu arzı işlemlerden dolayı yetiştiremiyoruz. Ama daha iyi. İnşallah diyelim. Fuar nasıl geçiyor? Çok keyifli fuar, yoğun bir fuar. Katılımcı sayısı çok yüksek. Çok yüksek. Özellikle Türkiye dışında gelenler çok fazla. İstanbul'da ziyaretçi olarak gelenlerin %70'i yabancı yani. Bu bize çok büyük bir gurur veriyor. İştahımız kabartıyor. Yani soru daha iyi olacak şöyle. Tabii fuarın sonrası da belli olacak yani mutlaka. Yani ilk defa katılmıyoruz zaten. Buna 6-7 senedir katıldım. Herkes. Hep menfaatlerini gördük. O yüzden bunu yaşıyorum. Evet. Bir de şunu fuarı da özlemişiz. Özledik. 2 yıldır fuara da gelemiyoruz. Gerçekten çok. Yani şu yoğunluğa bak. Evet. Mükemmel bir yoğunluk. Kesinlikle. Ben son soruyu Selim Bey'e sormak istiyorum. Çok keyifli gerçekten. Hedeflediğiniz yerde misiniz Selim Bey? Arzuman olarak şöyle bir baktığınız zaman. Gerçekten hedeflediğimiz yerde diyebiliriz. Her sene hedeflerimizi yeniliyoruz. O hedeflere de ulaşıyoruz biz Allah'ın izniyle. Kimin adına da gidiyoruz. Evet. Tabi bu hedef hayal de bitmeyecek değil mi? Bitmez. Bitmemesi de gerekiyor. Biterse biz biteriz. Aynen. Bir de salma mı? Mümkün değil. Doğru söylüyorum. Evet. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Son sözlerinizi alalım mı? Buradan gençlere, tüm Türkiye'ye, standınızı ziyaret edenlere, herkese aslında neler aktarmak istersiniz? Herkes üretime geçmek zorunda. Evin önünde 1 metre, 10 metre, 50 metre yer olan o domatesi, o maydanoz eksik. Bunu evet, tavsiye ediyorum. Gençlere de şunu söylüyorum. Muhakkak üretim noktasında gelişmemiz gerekiyor. Üretim. Başka da bir şey yok. Aynen. Biz de herkesi Arzuman'a davet edelim. En azından bir anlattıklarınızı yaşayarak görürler.
bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olarak tanışmış olurlar sizinle. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Muhammed Arzuman Bey ve Selim Arzuman Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Hoşçakalın, sağ olun. Teşekkür ederim.